Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu çalışmasıyla karşınızdayız. Neler var hocam konularımızın içinde? Şimdi bu videomuzda sohbetten bahsedeceğiz. Cumhuriyet öncesi ve sonrasında sohbetten bahsedeceğiz. Fıkradan bahsedeceğiz. Cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki fıkradan bahsedeceğiz. Sohbet ve fıkranın farklarını öğreneceğiz. Ve bazı yazarlardan kastımız Nagihan, Milli Eğitim kitabında bulunan, yer verilen yazarları biz burada tekrardan tanıtmış olacağız. O zaman başlayalım. Evet, sohbet. Sohbetin diğer adı neymiş? Söyleşi. Söyleşi. Her konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur. Yani sohbet yazacağı zaman bir yazarın herhangi bir şekilde konu sınırlaması yapmasına gerek yok. Hı hı. Yazar düşüncelerini fazla derinleştirmeden, şuraya dikkat edelim, konuşma havası içerisinde okura aktarır ki zaten söyleşinin en önemli özelliği konuşma havasının okuyucuya da yansıtılabilmesidir. Ve onu yapabilmesi için de yazarın şunu yapması lazım. Okurla konuşurmuşçasına samimi bir üslup ön plandadır. Yani gençler, siz bir sohbet yazısı okuduğunuzda yazarla kendinizi konuşurmuş gibi ne yapmanız lazım? Hissetmeniz lazım. Sohbet yazıları dergi ve gazetelerde yayınlanabildiği gibi daha sonrasında yazar sohbet yazılarını kitaphanede ne yapabilir? Getirebilir. Sohbette kişisel düşünceler ön plandadır ve bu düşünceleri kanıtlama gereği kesinlikle yoktur. Yani yazar orada söylediklerini kanıtlama amacıyla bir takım varyasyonlar yapmak zorunda değildir. Düşünceleri. Aynen. Yazar kendine ya da okura sorduğu, bakın burası da önemli, yazar kendine ya da okura sorduğu sorulara yanıtlar vererek canlı akıcı bir üslup oluşturur. Tabii ki burada soru sorar, sormuş olduğu soruya da kendisi ne yapar? Cevap verir. Peki sohbet türünün bu şekilde özelliklerini öğrendikten sonra Cumhuriyet öncesinde sohbet nasıldı? Tabii Cumhuriyet öncesi dediğimiz Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'ndan kastediyoruz. Cumhuriyet sonrasında sohbet nasıl gelişti? Onlardan bahsedelim. Bir kere edebiyatımızda pek çok türde olduğu gibi batılı anlamdaki sohbet türünün de ilk örnekleri hangi dönemde verilmiştir? Tanzimat döneminde verilmiştir gençler. Özellikle gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla beraber gazetelerde sohbet türüne yönelik örnekler verilmiştir. Tanzimat dönemi sohbet yazılarında toplumsal fayda gözetilmiş ki özellikle Tanzimat birinci dönemde zaten sanat toplum içindir ilkesi benimsenmişti. Bu dönemde yazarlar, sanatçılar gazetelerde yine toplumsal fayda için sohbetlerini yazmışlar. Sade bir dil kullanmaya gayret göstermişlerdir. Ve burada sohbet türünde Tanzimat döneminde ön plana çıkan sanatçı kimdir? Ahmet Mithat Efendi'dir. Özellikle Tanzimat birinci dönemde değerli gençler. Peki Servet-i Fünun'a gelindiğinde ne oldu? Ki Servet-i Fünun'un bağımsız sanatçısı, yani Servet-i Fünun'da eser vermesine rağmen Servet-i Fünun çizgisini benimsemeyip kendi bağımsız özelliğini ortaya koyan Ahmet Rasim sohbet türünde ilk yetkin sanatçılardan birisidir değerli gençler. Bununla beraber Tevfik Fikret, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın'ın da sohbet türünde yazılarını Servet-i Fünun döneminde görüyoruz. Peki şimdi dönem dönem gidiyoruz ya, hı hı. Tanzimat'ı gördük, Servet-i Fünun'u gördük. Milli edebiyatta durum nasıl dersek, milli edebiyatta sosyal ve siyasal konulara yönelmiş nükte ve konu çeşitliliği. Nükte demek mizah demektir. Zenginleşmiştir. Tabii ki burada Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Yahya Kemal gibi isimler milli edebiyat döneminde sohbet yazılarıyla gençler ön plana ne yapmıştır? Çıkmıştır. Peki Cumhuriyet'e geldiğimizde, yani 1923 sonrasına geldiğimizde sohbet türünde nasıl gelişmeler oldu? Yalın bir dil ve anlatım kullanılarak Anadolu insanına seslenmek amaçlanmıştır. Özellikle milli edebiyatta zaten biliyorsunuz yeni lisan hareketiyle dilde sadeleşme yaşanmıştı. Bu anlayış Cumhuriyet dönemindeki sohbet yazılarında kendisini ne yapar? Gösterir. İnsana ve yaşama dair her türlü kavram ve olgu sohbet yazılarında Cumhuriyet döneminde işlenmiştir değerli gençler. Bu dönemde sohbet türünde Nurullah Ataç Söyleşiler adlı eseriyle, Şevket Rado Eşref Saat adlı eseriyle, Ahmet Kabaklı Sohbetler adlı eseriyle, Suud Kemal Yetkin Edebiyat Konuşmaları adlı eseriyle ön plana ne yapmıştır arkadaşlar? Çıkmıştır. Şimdi sohbet türünü bu şekilde öğrendikten sonra geliyoruz fıkra türüne. Tabii fıkra derken gençler aklınıza Nasrettin Hoca fıkraları falan gelmesin. O gülmece fıkraları, kısa anlatılar. Bizim buradaki fıkradan kastımız nedir? Gazetelerin belli köşelerinde karşımıza çıkan yazılar. Onun için fıkranın diğer adı nedir? Köşe yazısıdır. Gazete ve dergilerde, bakın buraya dikkat arkadaşlar.
güncel olayların. Bakın fıkranın en önemli özelliği fıkra yazı türünde neyden bahsedilmesidir? Güncel olaylardan bahsedilmesidir. Dolayısıyla da ülke sorunları değerlendirilir. Herhangi bir husustaki düşünceler rahat, samimi bir üslupla ne yapar? Ortaya konur. Yazar aynen sohbette olduğu gibi düşüncelerini kanıtlamak zorunda değildir. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. Amaç kamuoyu oluşturmaktır. Şimdi kamuoyu oluşturmak ne demektir? Yani yazarın kendi düşüncesi var, kendi tezi var. O teze halktan da destek istiyor. Halkın da öyle düşünmesini istiyor. O amaçla fıkra yazarını ne yapar? Kendisi yazar. Bir düşünen kitleyi birleştirmek. Evet. Gazetelerin belli sütunlarında yayınlandığı için buna ne deniyor? Köşe yazısı deniyor. Ve köşe yazıları, buraya dikkat edelim, kalıcı yazılar değillerdir. Peki ne demek hocam kalıcı yazı değildirden kastımız? Güncel konularda yazıldığı için mi? Tabii tabii. Şimdi güncel konularda yazıldığı için haliyle şimdi üzerinden belli bir süre geçtikten sonra fıkranın bir kalıcılığı kalır mı? Geçerli. Kalmaz. Geçerli. Yitir. Ama mesela makale olsa, hatta sohbet olsa yazıldıktan yıllar sonra da ne yapılabilir? Okunabilir. Buradan kastımız o. Şimdi yine aynen sohbette yaptığımız gibi değerli gençler, Cumhuriyet öncesinde fıkra, Cumhuriyet sonrasında fıkradan bahsedeceğiz. Cumhuriyet öncesinde fıkra yine sohbette olduğu gibi tanzimatla edebiyatımıza ne yapmıştır? Girmiştir ve bu dönemde eşitlik, hürriyet, adalet gibi toplumsal konular, özellikle tanzimat birinci dönemde. Gazetenin ön plana çıktığı dönem tanzimat mıydı? Tabii ki tanzimat birinci dönemde zaten sanatçıların, yazarların hemen hemen hepsi gazete ne yapmıştır? Gazete çıkartmıştır. Türüne yöneliyorlar. Tabii gazete yönelmişlerdir ve gazetelerde de kendi görüşlerini ifade eden yazılar yazmışlar. İşte bunlar da zaten fıkralar oluşturur. Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi özellikle tanzimat döneminde fıkra yazılarıyla ön plana çıkmıştır değerli gençler. Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinde ise işte Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Ziya Gökalp gibi yazarlar bu türde yazılar yazmışlardır. Ha, farklılık olarak şunu söyleyebiliriz. Servet-i Fünun'da tabii ki pek etliye sütliye karışılmamıştır. Çünkü o dönemin baskıcı rejiminden dolayı ama işte Milli Edebiyat döneminde Kurtuluş Savaşı yılları, Milli Mücadele onlar fıkra yazılarında kendilerine yer bulmuştur diyebiliriz. Cumhuriyet döneminde ise gazete ve dergilerin çoğalması bu türdeki yazıların sayısında ne yapmıştır? Artmıştır. Yani günümüzde de mesela tabii artık Nargen teknolojinin gelişmesiyle basılı gazeteler biraz geri planda kalmaya başladı. Günümüzde mesela fıkralar internet sitelerinde, internet haber sitelerinde köşe yazarları biz diyoruz ya gazetelerin belli sütunlarında aslında şimdi tanım olarak şunu da söyleyebiliriz. Tabii şunu da diyebiliriz. Haber sitelerinin belli kısımlarında blok halinde fıkra yazılarını da rastlamak mümkündür. Ve yazarlar tabii ki güncel, siyasi, sosyal konularda düşüncelerini konuşma diliyle ne yaparlar arkadaşlar? İfade ederler. Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman özellikle hem yazar hem de fıkra olarak baktığımız zaman Peyami Safa, Yakup Kadri, Fahri Hırkı Atay, Yusuf Ziya Ortaç, Haldun Taner, Ahmet Kabaklı, Atilla İlhan gibi pek çok yazar fıkra türünde yazılar ne yapmıştır? Yazmıştır ki Cumhuriyet dönemi zaten günümüze de dahil olduğu için sayıları güncel isimleri de burada çoğaltabiliriz. Peki edebiyatımızda bazı önemli fıkra kitapları hangileridir dersek yazılıda, sınavda öğrencilerimizin karşısına çıkabilir. Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları adlı eseri, Refik Halit Karay'ın Bir Avuç Sarma ve Ay Peşinde adlı eserleri, Orhan Seyfi Orhon'un Kulaktan Kulağa adlı eseri, Ziya Osman Saba'nın Sarı Çizmeli Mehmet Ağa adlı eseri, Fahri Hırkı Atay'ın Eski Saat adlı eseri arkadaşlar fıkra türünde ön plana çıkan eserlerdir. Peki sohbeti öğrendik, fıkrayı öğrendik. Acaba bu iki tür arasında ne gibi farklılıklar var? Aslında bu iki tür birbirine çok benzer İkisi ama... sohbet havasında tabii, bir şey ispatlama yani, çabası yok. Yok ama işte buradaki ana bir iki farklılık var, onları burada değinelim. Sohbet her zaman okunabilir. Ama fıkra güncel olduğu için etkisi uzun sürmez. Hani demiştik ya fıkra kalıcı yazı değil, sohbet sona dokunabilir diye. Burada bu özellik karşımıza çıkmış. Fıkrada yazar samimi bir dil kullanır. Şunu söyleyelim, şeyde de sohbette de zaten samimi bir dil kullanır. Ancak okura doğrudan seslenmez. Aradaki fark bu. İkisinde de samimiyet esastır. Ama fıkrada böyle doğrudan seslenmez. Sohbette ise yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar. Hatta sorduğu soruları kendisi yanıt verir. Ve bu şekilde yazıyı ne yapar? Geliştirir. Fıkrayla sohbet arasında bu gibi farklılıklar var değerli gençler. Şimdi madem o kadar konuştuk. Fıkra ve sohbet türü hakkında. Şimdi iki tane metnimiz var Nagihan. Senden ricam önce şu Güler Yüz'ü bir oku. Hepsini okumana gerek yok. Bir yerde ben keseceğim zaten. Özelliklerini burada görelim. Güler Yüz. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Dur.
Bak. Direkt karşısındakini. Yani direkt ne yaptı? Soruyla sohbet başladı. Sohbet ediyor. Sanki bizimle tamam, o sohbeti devam edelim. Hemen cevabı verme. Spoiler verme. Devam et. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Evet, yeterli. Sonrasında da devam ediyor zaten. Geçer. Bakın, böyle bir üslupla karşılaşırsanız, bu yazının türü nedir diye sorulursa tabii ki ne diyeceksiniz? Sohbet. Sohbet diyeceksiniz, değil mi? Son derece rahat bir dil. Devamı zaten öğrencilerimiz buradan okuyabilirler. Bizimle konuşulmuş gibi anlattı. Öyleyse bu nedir? Sohbettir ki mesela yazılıda, sınavda falan böyle metin verilip bunun türü nedir diye öğrencilere sorulabilir. O zaman buna dikkat etsinler. Evet. Bu sohbet olduğuna göre bu mecburen fıkra ama şimdi özelliklerini metin üzerinde de görelim. Buyurun. Afet alanında piyasa yapmamak. Geçtiğimiz hafta içinde birbiri ardına afetler yaşadık. Elazığ ve çevresinde yaşanan deprem, Van'da çığ düşmesi ve en son Sabiha Gökçen'de iniş sonrası yaşanan uçak kazası hem devlet kurumlarında hem onun dışındaki birçok yapı ve kurumda afetlerle baş etme açısından işlerin iyi gitmediğini bir kez daha gösterdi. Duralım. Bakın gençler, özellikle bunu tam net anlayın diye çok yakın zamana ait bir fıkra yazısı seçtim. Bak, geçtiğimiz hafta direkt diyor. Evet, afetler yaşadık. Zaten geçtiğimiz hafta demesi direkt bu yazı hangi zaman yazıldıysa, gerçi günümüzde yazıldı ama atıyorum bundan 3 sene önce de yazılsa demek ki o tarihe yakın bir dönemde yazıldığını gösteriyor. Biliyorsunuz yakın dönemde maalesef deprem felaketi, çığ felaketi yaşamıştık. Onunla alakalı yazar burada görüşlerini ifade ediyor. Tabii fıkralarda kendi görüşleri olduğu için her fıkrada ister istemez eleştirel bir tutumda vardır. Yazar kendi görüşünü fıkra yazısı içerisinde ne yapar? Bildirir. İşte bu yazının türü nedir diye bize sorulursa değerli gençler, buna da ne diyeceğiz? Fıkra diyeceğiz. İşte sohbetle fıkra arasında bu tarz farklılıklar var. Şimdi bir de son olarak şundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kitabınızda, yani Milli bazı Eğitim yazarlar. Kitabında bazı yazarlar dediğimiz bu seneki müfredatta yer alan yazarlardan bahsedelim. Ahmet Rasim'den bahsedeceğiz ilk olarak. Hayatının 50 yılını gazetecilik yaparak geçirmiştir. Zaten gazeteci ise ki fıkra gazeteyle en özdeşleşen türdür bu arada. Çünkü daha çok gazetelerde ne yazılır? Fıkra yazılır. Servet Fiyun'un döneminde eser vermesine rağmen bağımsız bir yol izlemiş ve Servet Fiyun'un çizgisine dahil olmamıştır. Toplum için sanat anlayışıyla eserler yazmıştır ki zaten Servet Fiyun'un da biliyorsunuz sanat içindir anlayışı vardı ama Ahmet Rasim bunun dışında sanat toplum içindir anlayışıyla eserlerini vermiştir. Ahmet Rasim'in en önemli özelliği şudur değerli gençler. İstanbul'un günlük yaşamını, canlılığını, bütün renklerini canlı bir üslupla ne yapmıştır? Anlatmıştır. Hatta aklıma şey geldi. Ahmet Rasim yazılarından birinde şeydi gençler. Şeye biniyordu bir kişi. Tramvaya biniyor. Ve tramvaya bindiği zaman kalabalıktan şikayet ediyordu. Yani bunu artık İstanbul'da yaşanmaz olmuş. Çok kalabalık falan filan. Ahmet Rasim'i şu anda günümüze davet ediyorum. Gelsin bir metrobüse binsin. Düşün, o zamanlarda bile bu kalabalıktan şikayet varmış. Evet. Edebiyatımızda fıkra türü denince akla gelen en önemli isimlerden birisi de yine kimdir? Ahmet Rasim'dir. Ramazan Sohbetleri adlı eseri zaten adından anlaşılacağı üzere sohbet türünde bir eserken Eşkali Zaman, Muharrir Buya, Gülüp Ağladıklarım bunlar fıkra türünde eserleridir. Falaka da anı türünde eseridir Ahmet Rasim'in değerli gençler. Buyurun. Geliyoruz bir başka önemli yazara, Şevket Rado adlı sanatçımıza. Sanat hayatına şiirle başlamış, asıl ününü sohbet ve fıkra türünde sağlamıştır. Tabii sohbet ve fıkra türü ikisi de zaten Nagihan biliyorsun sade dille yazılır. İyimser bir bakış açısıyla hayata dair düşüncelerini anlatmıştır. Şu eser çok önemli, sınavlarda hep çıkar, dikkat etsin öğrencilerimiz. Eşref Saat adlı eseri sohbet türünde bir eseridir. İşte hayat böyledir, aile sohbetleri de yine Şevket Rado'nun sohbet türünde yazmış olduğu yazılarının bir araya geldiği kitaplardır diyebiliriz. Buyurun. Geliyoruz Refik Halit Karay. Tabii Refik Halit Karay'ı şu anda biz sohbet başlığı altında işliyoruz ama Birçok başlık altında işlediğimiz. Yani bazı yazarlar var ki gerçekten Joker diye nitelendirdiğimiz. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar da bunlardan birisidir. Kabına sığmayan, hangi türe koyacağımızı bilmediğimiz. Ama burada Milli Eğitim Kitabı sohbet başlığı altında Refik Halit'ten bahsetmiş. Biz de bu kısımda bahsedelim kendinden. Hikaye, roman, tiyatro, anı, sohbet, fıkra, Allah ne verdiyse pek çok türde eser ne yapmıştır? Vermiştir. Gerçekçi anlamda Anadolu'yu anlatan ilk hikayeleri o yazmıştır.
Çünkü gençler Refik Halit Karay o yıllarda özellikle o Kurtuluş Savaşı Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında muhalif düşüncelerinden dolayı sürgün edilmiş bir Anadolu'ya bir Suriye'ye olmak üzere sürgün edildiği için de Anadolu'yu yakinen görmüş, tanımış ve ilk defa bir yazar Anadolu'yu gözlemleyerek yani direkt yaşayarak Anadolu'yla ilgili hikayeler yazmıştır. Refik Halit Karay'dır bu. Aynı zamanda Refik Halit Karay son derece mizahi yönünde güçlü bir yazarımızdır. Hatta mizah yazılarını da Kirpi takma adıyla ne yapmıştır? Yayınlamıştır. İşte bu bahsettiğimiz önemli iki hikayesi gençler, şuradan şöyle çizeyim. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri. Özellikle memleket hikayeleri dediğim gibi Anadolu'yu gerçekçi anlamda anlatan ilk hikaye kitabıdır. Bu hikaye türünde eserlerdir. İstanbul'un iç yüzü, Yezid'in kızı, çete, sürgün. Bu eserler arkadaşlar ne türündedir? Roman türündedir. Ay peşinde sohbet ve fıkra türünde. Kirpi'nin dedikleri de mizah türünde yazılarını topladığı eserdir. Refik Halit Karay'ın. Evet, geldik son yazarımıza. Yusuf Ziya Ortaç. İlk başta aruzda şiirler yazan sanatçı sonradan 5 helecilere dahil olmuştur. Demek ki buradan anlayacağımız şey Yusuf Ziya Ortaç aynı zamanda şairdir ve 5 heleciler topluluğuna dahildir. Aynen Refik Halit Karay gibi o da mizahla ilgilenmiş. Hatta mizah dergisi bile çıkartmış. Derginin adı neymiş? Akbaba adlı mizah dergisinde çıkartmış. Yine şiir, tiyatro, roman, mizah gibi çeşitli türlerde eserleri vardır. Akından Akına, Cenk Ufukları bunlar şiir türünde eserleri iken, Üç Katlı Ev roman türünde eseri, Beşik ve Ocak adlı eserleri fıkra türünde eserleridir. Bir de böyle garibim şeye gitmiş, trenle bir gitmiş gelmiş. Onun içinde Göz Ucuyla Avrupa yani gördükleri nezdinde o Avrupa'yı anlatmış. Göz Ucuyla Avrupa adlı bir de gezi yazısı vardır Yusuf Ziya Ortaç'ın. Böylelikle 5. ünite olan sohbet, sohbet ve fıkra konusunu bitirmiş olduk.